Şimdi Doğuş Oto da şöyle oldu, özetleyeyim. 2023 çok iyiydi. İşte o şeyden sonra şirketin grup şirketlerinden başka birine satın alıp oradaki paranın dışarı çıkmasından sonra ciddi bir cezalandırılmıştı. Ardından 2023'te çok iyi bir otomotiv yılı geçince işte herkesin malumu araç bulunamıyor. Galeriler istediği fiyatı çekiyor. Bayiler istediği fiyatı çekiyor durumu olunca çok çok iyi kazançlar sağlamıştı. Doğuş Oto işte orada hızlıca 288 lira geldi. Aslında benim yayınımda otomotivle ilgili bahsettiğim artık bu durumun geçici olduğu, işte yavaş yavaş araçlarda arzın sağlanabildiği, araç bulunabilirliğinin başlandığı, ikinci el fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığı süreç geldikten sonra arkasından işte faizler de yükselince araç satın almak biraz ertelenebilir bir talep olduğu için piyasa tarafında işte bunun böyle devam etmeyeceği beklentisi vardı. Ve o yüzden de hisse fiyatı bayağı uzun bir süre baskılandı aslında. İşte 285 liralarda seyretti. İşte borsanın kötü olduğu zamanlarda bu 2023'ün sonlarında, Aralık sonunda 230'lara geldi. Çok o süreçte sevindirmedi yatırımcısını. Ama bir taraftan da işte araç satışları çok iyi gidiyordu Doğuş Oto tarafında. Onu herhalde işte otomotiv distribütörlerinin yayınladığı verilerde görebiliyoruz. Bir taraftan da bu böyle devam etmeyecek dedikçe o araç satışları yüksek geliyordu. Hani tamam satışlar yüksek ama istedikleri fiyatları çekemiyorlar. Belki marj düşecek deniyordu. Sonra bilanço geldi. Bilanço çok iyi gelince son işte enflasyon muhasebesi uygulanmış rakamlarla 21,5 brüt marj var burada. Piyasa bir anda demek ki bu beklentiler boşa çıktı diyerek Doğaş'ı satın almaya başladı. Bilançodan beri de güzel bir performans var. 387'ye geldi hisse fiyatı. Şimdi buradan sonra ne olur söylemek çok kolay değil açıkçası. Şirketin ettiği karlara göre fiyatı ucuz açıkçası. Yani bu ucuzlukta bulabildiğimiz sınırlı hisselerden. Doğaç 438 FK var. Bir temettü hissesi olduğu için de cazip oluyor açıkçası böyle düşük çarpanlar. Yani şimdi bu araç satışları böyle gider mi konusuna gelecek olursak ben hala öyle gitmeyeceğini düşünüyorum. Ama yanılabilirim. Yani çünkü bizim Türk halkında biraz şey var. Yani araç konusunda talep esnekliği yok diyoruz ama yani alıyorlar. Gerçekten alabildiğini alıyor. O gün alabiliyorsa o aracı alıyor tüketici. Böyle olunca beklediğimiz kadar yani kendi adıma beklediğim kadar düşmeme ihtimali de var gibi gözüküyor açıkçası. Ama buradaki satışların kuvvetli gitmesinde şu etki de gerçekleşmiş gibi düşünüyorum. Geçen seçimden sonra döviz kuru ciddi şekilde yükselince bu yerel seçimlerden sonra da muhtemelen kur yine yükselir biz araba alamayız diye düşündü bence tüketiciler. Öyle olunca yine alabildikleri kadar araba almaya devam ettiler. Döviz kuru çok yükselmemeye devam ederse evet yine araç almak kolaylaşacak ama oradaki acelecilik düşebilir diye tahmin ediyorum ve yani arz tarafı yine kuvvetli gelmeye devam ettikçe araçtaki yine marj, satış marjı yani o galerilerin işte indirimler yapması gibi durumlar başlayacaktır ve eski karlıların yakalanmama ihtimali hala kuvvetli diye düşünüyorum. O zaman da bu işte 400 liralardan mal ettiren yatırımcı mağdur olabilir diye düşünüyorum. O yüzden yine ucuzdan bulmaya çalışmak lazım. Hype'ı tekrar takip etmeye çalışmamak lazım. Ciddi anlamda bir yükseliş serisi var Doğaç tarafında. İlla ki piyasanın bozuk olduğu, genel bir kötü haber çıktı, borsanın genelinin düştüğü bir gün olur. Doğaç'taki hikayeye inanıyorsanız o günlerde alım yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yanlış hatırlamıyorsam 19'unda da temettü dağıtım var Doğaş'ın. Evet. Temettü de bildirmişlerdi. İyi de bir temettü oluyor açıkçası. Yani bu Evet. fiyatlar böyle olunca işte o aslında Doğaş'ın temettü yatırımcısının işine gelmiş oldu. Beklenti kötü olunca güzel temettüye de o iyi fiyatlardan bulabilmiş oldu yatırımcılar.